Şimdi sizinle birlikte üçgende yükseklik ve üçgende alan bağlantısı ile ilgili arkadaşlar konumuza girmiş olacağız. Peki arkadaşlar, üçgende yükseklik neyi ifade eder arkadaşlar? Üçgende yükseklik, dikkat edin, ABC üçgeninin A köşesinin A kenarına olan en kısa uzaklığına yükseklik denir. Peki arkadaşlar dikkat edin, A köşesinin BC yani A kenarına ait en kısa şeyine ne diyor arkadaşlar? Uzunluğa diyoruz, yükseklik diyoruz. O halde şimdi eğer şuradan çizmiş olsaydık bakın ne yapmış olacaktık? Aslında çizdiğim ışın uzamış olacaktı değil mi? Ya da şöyle dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada göstermiş olaymış size. Bakın bir ABC üçgeni çizmiş olalım. ABC üçgeni çizmiş olalım. Peki. Bu ABC'de arkadaşlar bakın birçok ışın çizebilirsiniz. Değil mi? Birçok ışın çizebilirsiniz. Fakat BC kenarından A köşesinden indirilen en kısa uzaklık arkadaşlar, yani en kısa ışın her zaman dik olandır. O halde A'dan indirilen diklik aslında nedir? Yüksekliktir. En kısa ışındır. O halde BC kenarı yani A kenarına indirilen en kısa ışın hangisidir arkadaşlar? Yüksekliktir. Bakın biz açıları isimlendirirken büyük harflerle isimlendiriyoruz. Kenarları isimlendirirken de küçük harflerle isimlendiriyoruz. Nasıl isimlendiriyoruz? A açısının karşısında arkadaşlar A kenarı bulunur. Küçük A. B açısının karşısında B kenarı bulunur. Ve C açısının karşısında arkadaşlar hangi kenar bulunur? Küçük C bulunur. Buna dikkat edin. O halde A köşesinden indirilen, A kenarına indirilen en kısa uzaklığa ne diyoruz arkadaşlar? Yükseklik diyoruz. O halde arkadaşlar yükseklik neyle gösterilir? Yükseklik H harfiyle gösterilir. H ile gösterilir. Yani A'dan indirdiğiniz en kısa uzaklık yani diklik şuraya da ne diyelim? K diyelim. Neyle göstereceksiniz AK'yı arkadaşlar? H ile göstereceksiniz. O halde AK'nın uzunluğu neye eşittir? H'a eşittir. Yani yüksekliktir. Dikkat etmemiz gereken şey bu. O halde arkadaşlar ne diyeceksiniz? AH ile BC diktir. Birbirini dik keser. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın yukarıdaki ABC üçgeninin BC kenarlarına ait yükseklikler çizilmiştir. Bakın B kenarına ait yükseklik HB'dir. C kenarına ait yükseklik HC'dir. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Evet çok güzel. Şurada bir notumuz var. Dikkat. Dar açılı bir üçgende yüksekliklerin üçünün de üçgenin iç bölgesinde kesiştiklerine dikkat edin. Arkadaşlar bakın bir üçgen dar açılıysa dar açılı üçgenlerin yükseklikleri nerededir arkadaşlar? Üçgenin içindedir. A, B, C. Hemen arkadaşlar bakın A köşesinden A kenarına indirilen yükseklik hemen çizdim arkadaşlar. Peki B köşesinden B kenarına indirilen yükseklik arkadaşlar onu da çizdim. Dikkat edin. Ve arkadaşlar en son C kenarına C köşesinden indirilen yükseklik ne olacak arkadaşlar? O da ne olacak? HC olacak. Bakın o da ne yaptı arkadaşlar? Buradan geçti. Bakın HA, HB ve HC arkadaşlar üçgenin iç bölgesinde kesişti mi? Kesişti. O halde diyorum ki dar açılı üçgenlerde üçgenin yükseklikleri üçgenin içinde kesişir. Peki bu dik açılı bir üçgen olsaydı. Dik açılı üçgen olsaydı. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Dik açılı üçgen de çok önemli. Dik açılı üçgende arkadaşlar dikkat edin. A, B, C. Arkadaşlar şu AB nerenin yüksekliğidir? BC kenarının değil midir? Evet. Arkadaşlar bunu çevirdiğiniz zaman BC yüksekliği neyin hangi kenarın yüksekliğidir arkadaşlar? AB kenarının. O halde dik üçgende neye dikkat etmemiz lazım? Dik kenarlar yüksekliktir arkadaşlar. O halde şuraya C kenarı, şuraya A kenarı, şuraya da B kenarı diyorum.
O halde buradaki yükseklikler hangisidir arkadaşlar? Bakın. A açısının yüksekliği arkadaşlar. A açısının yüksekliği nerede? A köşesinin yüksekliği AB'dir değil mi? C açısının C açısının yüksekliği nerede? BC'dir. Dolayısıyla ne diyeceksiniz arkadaşlar? C HA'ya, A da HC'ye eşittir. Yani dik kenarlar yüksekliktir. Peki geçtim neye? Geniş açılı üçgenlere. Arkadaşlar geniş açılı üçgenlerde yükseklik nerede olur arkadaşlar? Üçgenin dışında bir noktada kesişir. Dikkat edin. O halde B açısının yüksekliği nerede hocam? B açısının yüksekliği arkadaşlar bakın B kenarına indirilir. O halde dik açılı üçgenlerde geniş açıya geçmeden önce burayı söyleyeyim. Arkadaşlar dik açılı üçgenlerde üçgenlerin yüksekliği nedir? Dik açının olduğu köşedir. Not diyorum ki arkadaşlar dik açılı üçgenlerde yüksekliklerin kesişim noktası neresidir arkadaşlar? Dik açının bulunduğu evet köşe noktasıdır. Geniş açıya geçtim. Geniş açıda ne var arkadaşlar? Dikkat edin bir geniş açılı üçgen çizdim ve buna ne dedim arkadaşlar? A dedim, B dedim, C dedim. Peki arkadaşlar bakın B açısına, A açısına ve C açısına dikkat edin. Bakın dar açı ve geniş açı. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar bakın A kenarının yüksekliği bakın nereden çizeceğim? Dışarıdan çizeceğim. Bakın yüksekliğimi indirdim. Bu nedir? HA'dır. Peki C açısının yüksekliği nereden çizecek arkadaşlar? Bakın o da buradan çizilecek. C'den de yükseklik indirdim. Burası nedir arkadaşlar? HC'dir. Çünkü C kenarının yüksekliğidir. Peki arkadaşlar B açısının yüksekliği nerede? O da üçgenin iç bölgesinde arkadaşlar. Peki bu üçü nerede kesişir arkadaşlar? Bu üçü bir noktada kesişir. Kesiştikleri noktada arkadaşlar üçgenin dışında bir nokta olur. O halde geniş açılı üçgenlerde yükseklik nerede çizilmiş arkadaşlar? Yükseklikler nerede kesişirmiş? Geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışında kesişirmiş. Peki dar açıların yüksekliği nereden çizilirmiş? Üçgenin dışından çizilmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Geniş açılı üçgenlerde dar açıların yükseklikleri üçgenin dışından çizilir. Dik açılı üçgenlerde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey neydi? Dik kenarlar aynı zamanda neyi veriyordu? Yükseklikleri veriyordu. Peki yükseklikler dik açılı üçgenlerde nerede kesişiyordu? Dik açılı üçgenlerde yükseklik 90 derecenin bulunduğu köşede kesişirdi. Dar açılı üçgenlerde yükseklik nerede kesişirdi arkadaşlar? Üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişirdi. Peki arkadaşlar buralar tamamsa hemen devam edelim. Dik açılı üçgende yükseklik çizimini size anlattım. Evet. Örnek vermiş arkadaşlar bakın. C kenarı, A kenarı. Arkadaşlar A kenarı aynı zamanda nedir? C kenarının yüksekliğidir değil mi? C kenarı da aynı zamanda A kenarının yüksekliğidir. Onlara dikkat edin. Dik açılı üçgende iki yüksekliğin aynı zamanda üçgenin iki kenarı olduğuna dikkat ediniz. Dik açılı üçgende yükseklikler üçgenin dik köşesinde kesişirler. Evet. Geniş açılı üçgende de yükseklik çizimini size anlattım. Dikkat edin arkadaşlar. Bu slaytları zaten çok iyi öğreniyorsunuz. Onu biliyorum. Bakın yükseklik nerede çizilmiş arkadaşlar? Üçgenin dış bölgesinde üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişmiş. Dar açılı üçgenlere, geniş açılı üçgenlere dikkat edin. Dar açıların yükseklikleri üçgenin dışında. Evet. Üçgende alan bağlantısı. Arkadaşlar üçgende alan dediğimiz şeyi şimdi size anlatacağız. Alan üçgende çok önemli. Arkadaşlar bunu size dikdörtgenle anlatacağız. Dikkat edin. Üçgende alanı bulabilmek için öncelikle yükseklik elemanına ihtiyacım var. Bir kenara ihtiyacım var arkadaşlar.
bunları hatırlatayım unutmadan size. Peki, bakın arkadaşlar. Bir üçgen çizdiğiniz düşünün. Bir üçgen çizdiğiniz düşünün. Siz tahtaya bakarken ben de ne yapayım? Slaytlarım arkadaşlar, tahtayı sileyim. Size üçgende alan nasıl hesapladığımızı şimdi hemen anlatmış olayım. Arkadaşlar, şimdi bakın. Tahtama bir üçgen çiziyorum. Bir ABC üçgeni çizdim. ABC üçgenini çizdim ya, bakın arkadaşlar. B köşesinden bir doğru çıkartıyorum. C köşesinden bir doğru çıkartıyorum. Ve bu doğruları A köşesinden geçecek şekilde kesiştiriyorum arkadaşlar. Peki dikkat eder misiniz? Bir dikdörtgen oluştum arkadaşlar. Evet. Peki. O halde şunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Bu dikdörtgende C, A'ydı şurası. O halde şuraya da D diyelim, şuraya da E diyelim. Arkadaşlar, DC nedir? DC, dikdörtgenin kısa kenarıdır. Doğru mu? Evet. Peki BC nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin uzun kenarıdır. Aynı zamanda dikdörtgenin kısa kenarı üçgenin yüksekliği değil midir? Yani A köşesinden BC, yani A kenarına indirilen en kısa mesafe değil midir? Evet. HA'dır. O halde kısa kenarına HA diyebilir miyiz? Evet. Peki uzun kenarı aynı zamanda A'nın karşısında olduğuna göre A kenarı değil midir? Evet. Peki arkadaşlar, dikdörtgenin alanı neydi dikdörtgenin alanı? Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Doğru mu? Evet. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Peki arkadaşlar, kısa kenar uzun kenar çarpı nedir? Yani A çarpı HA'dır. Bu dikdörtgenin alanıdır. Peki dikkat edin arkadaşlar. Bu üçgen dikdörtgenin alanının yarısı kadardı. O halde ne diyeceksiniz? A çarpı HA bölü 2 diyeceksiniz. Yani aslında üçgenin alanı neye eşitmiş? Dikdörtgenin alanının yarısına eşitmiş. Bakın burada benim dediğim adımları çizmiş. Dikdörtgen arkadaşlar, üçgenin kenarlarını birleştirmiş. Dikdörtgen elde etmiş. Dikdörtgenden kısa kenarla uzun kenarı göstermiş. Üçgenin alanının, dikdörtgenin alanının yarısı olduğunu ifade etmiş. Arkadaşlar, şimdi burada anlaşılmayan bir şey var mı? Üçgenin alanı neye eşitmiş? Dikdörtgenin alanının yarısı, yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımının yarısı A çarpı HA bölü 2'ye eşittir. Yandaki ABC dikdörtgeninde AB eşittir 10. Üçgenin tabanı olduğuna dikkat edin. CB eşittir 9 ya da BC eşittir 9. Dikkat edin, bu da üçgenin yüksekliğini ifade eder. ABE üçgensel bölgenin aralığı kaç birim karedir onu bulalım demiş. Arkadaşlar bulmak basit mi? Artık basit. Bakın hemen çizelim size birlikte arkadaşlar. Bakın hemen çiziyorum. Hemen çiziyorum. Üçgeni de dikdörtgeni de birlikte görelim arkadaşlar. Şurası neymiş? A, B, E, D ve şurası C. Arkadaşlar bakın A ile E ile birleştirmiş. Şuraya da E demiş. Ve şurayı kırmızı ile ifade etmiş arkadaşlar. AB'nin uzunluğu 10'muş. BC'nin uzunluğu 9'muş. Peki dikkat edin arkadaşlar. E köşesinden indirilen en kısa mesafe dikdörtgenin kısa kenarı değil midir? Evet, o halde ne diyeceksiniz? Yüksekliğimiz neymiş? HE değil mi arkadaşlar? E kenarına indirildiğine göre nasıl isimlendiriyordunuz? İndirdiğiniz kenara göre isimlendiriyorsunuz. HE. O halde uzunluğu kaçtır? 9 birimdir. Değil mi? Evet. Peki arkadaşlar. Peki tabanı kaç? 10. Ya da dikdörtgenin alanı nedir? 9 çarpı 10 değil mi? Evet. Arkadaşlar, dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı ne olacak? Alanı 9 çarpı 10. Yani 9 çarpı 10'dan 90 gelmeli. Peki üçgenin alanı ne olacak arkadaşlar? Üçgenin alanı. Dikdörtgenin alanının yarısı kadardı değil mi? Yani 90 bölü 2'den 45 gelecek. Ya da artık üçgenin alanını öğrendik ya. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2'de üçgenin alanına eşittir. Tabanı kaç? 10. Tabanı 10 birim. Yüksekliği kaç? 9 birim. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani 90 bölü 2'den ne gelecek yine? 45 gelmiş olacak. Arkadaşlar, üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı olduğunu ifade ettik ya. Artık şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısı olduğu gibi taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2'de neyi verecek size? Üçgenin alanını verecek. Yani üçgenin taban uzunluğu, üçgenin yüksekliğini çarpıp 2'ye bölmüş olmak alanı bulmak için yeterlidir.
Evet arkadaşlar, bakın bizim yaptığımızı yapmış. Yanlar noktalı kağıt üzerinde verilen üçgensel bölgenin alanlarını hesaplayalım. Arkadaşlar bakın burada iki tane üçgen var değil mi? Bunların yüksekliklerini bulacağız. Yüksekliklerini bulduktan sonra üçgenlerin alanlarını hesaplamış olacağız. Hemen ben tahtamı silerken siz de soruya bakın lütfen. Soruyu birlikte yorumlayalım. Evet, geniş açılı bir üçgene benziyor ki geniş açılı bir üçgen. Çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik. Hemen çizdim. A, B ve ne var burada arkadaşlar? C. Şuradan da ne çizmiş? D köşesini çizmiş. Peki. Arkadaşlar şurası kaç noktalı yere denk geliyor? Onu bulalım. Noktalı kağıt üzerinde ya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O halde BC'nin uzunluğu kaçmış? 9 birim diyebiliriz değil mi? Peki arkadaşlar. A'nın B'ye olan arkadaşlar uzaklığına bakalım ki o ne olacak arkadaşlar? Yükseklik olacak değil mi? Çünkü geniş açılı üçgenlerde yükseklik neredeydi? Dar açının yüksekliği üçgenin dışındaydı. Hemen kaç birim olduğunu bulalım. Sayalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde neymiş yüksekliğim? 6 birim. Peki arkadaşlar D köşesinin DBC üçgeninde D köşesinin BC kenarına ait yüksekliği ne kadardır? 1, 2, 3, 4 birim. O halde şurası da kaçmış arkadaşlar? Şurası da 4 birimmiş. Peki hocam bu 4 birimi neden yazdınız? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Büyük üçgenin alanından şu küçük üçgeni çıkartırsam nereyi bulmuş olurum? ABD'nin de alanını bulmuş olurum. O halde büyük üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar büyük üçgenin alanı 9 tabanı yüksekliği 6 bölü 2 54 bölü 2'den ne gelecek? 27 gelecek. Peki küçük üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 9 çarpı 4 bölü 2'den o da arkadaşlar 36 bölü 2 yapar yani 18'dir. Peki ikisi arasındaki fark neyi verecek arkadaşlar? Alan A, D, B'yi verecek. A, D, B üçgeninin alanını verecek. O halde 27'den 18'i çıkartırsanız 9 birim neymiş arkadaşlar? ABD üçgeninin alanıymış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Dikdörtgende AB 8 birim, BC 6 birim. Arkadaşlar dikkat edin. BC üçgenin yüksekliğidir. AB üçgenin tabanıdır. Alan ne gelecek? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 48 bölü 2 24. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyorum. Bakın şurada ne var? Taban arkadaşlar üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani tabanı kaç? 8. Yüksekliği kaç? 6. Bölü 2. Ne gelecek arkadaşlar? Şuraya çarpı diyeyim. Artık siz ne yaptınız? Cebirsel ifadeleri gördünüz. 48 bölü 2'den 24 birim mi vermiş? Birim vermiş. Birim karedir diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet arkadaşlar 7. örnek yandaki noktalı kağıt üzerinde verilen ABC ve BDC üçgensel bölgelerin alanlarını dikdörtgenin alanını kullanarak hesaplayalım. Arkadaşlar öncelikle iki tane dikdörtgen çizeceksiniz. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü iki tane üçgen var. Dikdörtgenin alan hesabını kullanarak bulalım demiş ya. Hemen ben çizeceğim. Siz de yerinizden arkadaşlar elinizde kalem kağıt alarak çizebilirsiniz. Bakın. Şurası ABC'yi çizdim. Bir de DBC'yi çizeceğim. Arkadaşlar şurası D, şurası A, şurası B, şu köşede C köşesi. Bir birim olduğunu, iki nokta arasının bir birim olduğunu ifade etmiş. Peki arkadaşlar hemen ne diyorum? Bakın dikdörtgenlerimi çizeceğim. Bu birinci dikdörtgenim değil mi? Bir de ikinci dikdörtgenim var. O da A, B ve C'yi kapsayacak. Hemen ikinci dikdörtgenimi de çiziyorum. Dikkat edin arkadaşlar, iki tane dikdörtgen buldum mu? Buldum. Peki bu dikdörtgenlerin kısa kenar ve uzun kenarlarını bulalım. Çünkü dikdörtgenin alanından hesaplayacağız değil mi? Peki kırmızıyla çizdiğim dikdörtgenin kısa kenar ve uzun kenarı bulalım. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. O halde BC'nin uzunluğu ne kadarmış? 11 birimmiş. Peki arkadaşlar, şuraya D ile C'nin arasındaki uzunluk ne kadarmış? Onu bulalım. 1, 2, 3, 4. O halde üçgenin, dikdörtgenin kısa kenarı kaç birimmiş? 4 birimmiş. Büyük dikdörtgenin kısa kenarını bulmuş olayım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O halde tamamı 7 ise şurası da 3 olmalı. Şimdi hemen sizinle şu üçgenin alanını hesaplayalım arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Yani alan BDC nedir arkadaşlar? 11 çarpı dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı, değil mi? Üçgenin alanı neydi? Dikdörtgenin alanının yarısı. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. 44 bölü 2'den üçgenin alanı 22 gelir. Peki diğer büyük üçgenin alanı hesaplayalım. Alan BAC'yi hesaplayalım arkadaşlar. Peki hemen diyorum ki arkadaşlar, 11 çarpı 7 bölü 2, değil mi arkadaşlar? Ne gelecek? 77 bölü 2 gelecek. Evet. Anlaşılan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sıra geldi hızlı yayınlarımızın sorularını çözmeye. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde AC kenarına ait yükseklik doğru göstermiştir? Arkadaşlar AC kenarı. AC kenarı hangisi? Bakın A şıkkında AC kenarı burayken BC kenarına ait yükseklik çizmiş. Bakın AC kenarı ve AC kenarına ait yükseklik çizilmiş. B şıkkı doğru verilmiş. C şıkkında BC kenarına ait yükseklik verilmiş. Arkadaşlar bu yükseklik değil, bir dikmedir. Dolayısıyla ne diyeceksiniz? Bu da doğru değildir. Geçtik. İkinci soru arkadaşlar, şekildeki KLM üçgeninin K köşesinden çizilen yükseklik aşağıdaki noktaların hangisinden geçer? Arkadaşlar dikkat eder misiniz? Hangisine diktir? A'ya dik midir? C'ye, L'ye veya D'ye dik midir? Arkadaşlar hangisine diktir? Tabii ki B'ye diktir. Dolayısıyla ne diyeceksiniz? Yükseklik B noktasından geçmelidir. Cevabımız Bursa. 3. Bir üçgenin alanı herhangi bir kenarın uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Evet, bunu söylemiştik zaten. Birim kareli zeminde verilen KLM üçgeninin alanı kaç birim karedir? Birim kare olduğuna göre her bir kenarın uzunluğu bir birimdir. Doğru mu? Evet. Peki arkadaşlar hemen sizinle bunu çözelim. Diyorum ki arkadaşlar, KLM'yi çiziyorum. KLM. Evet, kaç birim var arkadaşlar? LM'nin uzunluğu bulur musunuz bana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın LM'nin uzunluğu 8 birimmiş. Peki K'dan çizilen en kısa uzunluğa ne diyorduk arkadaşlar? Yükseklik. Yani HK'yı bulacağız, değil mi? Arkadaşlar K'dan indirilen dikmeye dikkat edin, şu noktaya gelecek. Peki 1, 2, 3, 4, 5 kareden oluşuyor. O halde yüksekliği de kaçtır? 5. Alan ne olacak arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2, yani 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 birim kare gelmiş olacak. Yani cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar biz dik üçgen için ne söylemiştik? Dik üçgenin alanın dik kenarların çarpımının yarısı kadardır. O halde bakın burada aslında iki tane dik üçgen vardı öldüğünüz soruda. Bir birim noktalı kağıtlara, noktalı iki nokta arasının bir birim olduğunu ifade etmiş. O halde arkadaşlar yukarıdaki noktalı kağıtta çizilmiş olan boyalı bölgenin alanı. Peki boyalı bölgenin alanını bulabilmek için öncelikle büyük dik üçgenin alanından beyaz olan, yani boyanmamış olan dik üçgenin alanı çıkartırsam bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum. O halde diyorum ki arkadaşlar, o halde diyorum ki hemen iki nokta arasını sayalım. Bakın şuradaki dik üçgeni hemen şuraya bir göstermek açısından çiziyorum arkadaşlar. Büyük dik üçgen, bakın. Sonra içeride bir tane küçük dik üçgen var. Taralı bölge neresi? Şurası taralıymış arkadaşlar. Benden taralı bölgenin alanını istiyor. Peki birim kareleri sayalım öncelikle. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani her iki nokta arası 4 birim olduğuna göre şurası 4'müş. Peki büyük üçgenin diğer dik kenarının uzunluğunu buluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikkat edin, şurası 8'miş. Küçük dik üçgenin kenarlarının uzunluğunu buluyorum. 2'ye
1, 2, 3, 4. O halde arkadaşlar şurası 2, şurası 4 olmalı. Hemen diyorum ki arkadaşlar büyük dik üçgenin alanı nedir? 8 çarpı 4 bölü 2'dir. Değil mi? Peki 32 bölü 2'den büyük dik üçgenin alanı neydi? 16. Küçük dik üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 2'ye 4 olduğuna göre 4 çarpı 2 bölü 2'den kaç gelecek? 4 gelecek. Taralı bölgenin alanı nedir arkadaşlar? Büyük dik üçgenin alanından küçük dik üçgenin alanı çıkartırsanız 12 olduğunu görmüş olursunuz. Yani cevabımız B şıkkı. Geçiyorum hemen. Bakın burada bir sorumuz var. ABC dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 12 santim. Çok güzel. BDC üçgenin alanı 36 olduğuna göre ABC'de dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Peki. Dikkat eder misiniz? BDC üçgeninin bir kenar uzunluğu dikdörtgenin diğer uzun kenarı olan 12'ye eşit değil midir? Evet. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AB'nin uzunluğuyla DC'nin uzunluğu birbirine eşittir. AD'nin uzunluğuyla BC'nin uzunluğu da birbirine eşittir. Dikdörtgen olduğuna göre aslında burada dik üçgen var değil mi? Evet. Hemen tahtayı silip soruyu çözelim arkadaşlar. Dikdörtgen olduğuna göre hemen dikdörtgenimi çiziyorum arkadaşlar. Bakın A, B, C, D ve B ile D'yi birleştirdim arkadaşlar. Bakın şurada taralı üçgenin alanının 36 olduğunu söylüyor. AB'nin 12 olduğunu söylüyor. Dik üçgendir. Dikkat edin dikdörtgenin açıları 90 derecedir. Peki AB 12 ise DC'nin uzunluğu da 12 santim olmak zorunda. Dikdörtgenin uzun kenarları birbirine eşittir. Kısa kenar uzunluğunu bilmiyorum. Ona ne diyeceğim arkadaşlar? Cebirsel ifadeyle X diyorum. Peki alan ne olacak arkadaşlar? Alan eşittir 12 çarpı x bölü 2. Peki neye eşittir? 36 eşittir. Sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne diyeceksiniz? 2 ile 12'yi sadeleştirdiniz. 6 çarpı x eşittir 36 ise 6 ile neyi çarparsam 36 olur. O halde x eşittir 6 olmalı. Peki x dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Dikdörtgenin kısa kenarıydı. O halde kısa kenarı kaçmış? D şıkkında 6 verilmiş. Hemen 6. soruda yukarıda verilen A ile B noktaları K, L ve MN noktalarından hangisiyle birleştirilirse alanı 24 birim kare olan bir üçgen elde edilir. Arkadaşlar bir kere AB'nin uzunluğu AB'yi taban alırsanız AB'nin uzunluğunu bulmanız gerekecek. Hemen ben buraya AB'yi yazıyorum arkadaşlar. Bakın A noktası ve B noktasını arkadaşlar İkisini göster. A ile B'yi birleştirsem. Peki AB'nin uzunluğu ne olur arkadaşlar? Bakın şöyle bir üçgen olacak değil mi? Şöyle bir üçgen. Şu köşeyi bilmiyorum. Soru işareti. Fakat neyi biliyorum? Alanı biliyorum. AB'nin arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 birimmiş. 6 birim AB'nin uzunluğu değil mi? Peki arkadaşlar bakın şu bilmediğim noktadan indirdiğim yükseklik x olsa x olsa çünkü bu kenarı bilmiyorum ya x diyelim bu kenara x diyelim. Peki arkadaşlar hx ile 6'nın çarpımının yarısı alanı vermez mi? O halde alan eşittir 6 çarpı hx bölü 2 yani 24 olmalı. Peki 6 ile 2'yi sadeleştirdim arkadaşlar 3 kaldı. 3 çarpı hx eşittir 24 ise arkadaşlar her tarafı 3'e böldüğünüz zaman hx'in yani köşesinin ismini bilmediğiniz yüksekliğin 8 olduğunu bulmuş olacaksınız. Peki tabandan 8 birim yukarıda olan nokta hangisi ise şıkkım odur arkadaşlar. Bakın şurası tabanımın nedir arkadaşlar noktalarından biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8. noktada hangi harf var? L harfi. O halde A, L ve B noktalarını birleştirirsem alanı 24 olan bir üçgen elde edilir. Yani cevabımız L olan Bursa. Evet. Sırada 7. sorumuz var. Aşağıda şekil 1'de ABCD dikdörtgenin ve PRST karesi
iç biçiminde ön yüzleri sarı ve arka yüzleri mavi iki kağıt verilmiştir. Bu kağıtlar şekil 2'deki gibi kenarları çakışacak biçimde katlanıyor. Şekil 2 arkadaşlar. Şekil 1, şekil 2. Dikdörtgen kare, dikdörtgen kare. Peki AB'nin uzunluğu M, AD'nin uzunluğu N, PR'nin uzunluğu A. Buna göre oluşan ADC, ADC ve PST üçgenlerinin alanlarını gösteren cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar siz biliyorsunuz ki dikdörtgenin kısa kenarları ile uzun kenarlar birbirine eşittir. Yani burası AB'nin uzunluğu M ise DC'nin uzunluğu da M olmalı. DA'nın uzunluğu A neyse BC'nin uzunluğu da ne olmalı? Peki katladınız arkadaşlar. Katladığınızda ADC üçgeni elde ettiniz mi? Evet. Peki alanı ne olacak arkadaşlar? Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı değil miydi? Evet. O halde hemen ADC için ne diyorum arkadaşlar? ADC'nin alanı eşittir. N çarpı M bölü 2. Doğru mu? Arkadaşlar M çarpı N bölü 2. Peki arkadaşlar PTS üçgeninin alanı ne olacak? PTS üçgeni alanı. E kare değil midir? Karedir. Bütün kenarlar birbirine eşit değil midir? Evet A'dır, A'dır. O halde ne diyeceksiniz? A çarpı A bölü 2 olmalı. Yani A'nın karesi bölü 2. Peki M çarpı N bölü 2 ile A'nın karesi bölü 2 hangi şıkta var? C şıkkında var. Yani cevabımız C olmalı arkadaşlar. 8. soru yukarıda verilen ABC ve DEF üçgeni alanları birbirine eşittir. Dikkat edin ABC üçgenin yüksekliği ve tabanı verilmiş. Alanı bulamaz mıyız? Bulabiliriz. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. O halde 9 çarpı 4 bölü 2'den alan ABC'yi bulabilirsiniz. Alan ABC ne gelecek arkadaşlar? 9 çarpı 4 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 36 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 18 yapacak. Peki alan ABC ile ne eşitti arkadaşlar? Alan DFE üçgeni eşitmiş. O halde ne diyeceksiniz? Bu üçgenin alanı da 18'e eşit olmalı. Peki arkadaşlar yüksekliği biliyorum ama DE'nin uzunluğunu yani tabanımın uzunluğunu bilmiyorum. Ona X diyeyim mi diyeyim. Tabanımın uzunluğu X. Yüksekliğim 6. Bölü 2 neyi verecekti? Alanı verecekti. Peki neye eşittir? 18 eşittir. 18 eşittir. 6 çarpı X bölü 2 değil mi? X çarpı 6, 6X bölü 2 yapar. Şu ikilerle 6'yı sadeleştirdiniz. 18 eşittir 3X. O halde arkadaşlar her tarafı 3'e böldüğünüz zaman X ne gelecek? 6 gelecek. Yani cevabımız arkadaşlar DE'nin kaç olduğunu söylüyor? Cizre 6 olduğunu söylüyor. Bir sonraki sorum arkadaşlar bir üçgenin alanı herhangi bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Yukarıdaki KLMN üçgeninde KP 8, LM 14, LN 8 ve NO 6 santim olarak verilmiş. LNO'nun dik üçgen olduğunu görün. KLM'de yüksekliğin 8, tabanın 14 olduğunu çok iyi görmeniz lazım. Boyalı bölgenin alanı arkadaşlar alan KLM'den alan LNO'yu çıkartırsam geriye boyalı bölgenin alanı kalmaz mı? Tabii ki. Hemen size çizerek göstereyim arkadaşlar. Aklınızda soru işareti kalmasın. Değil mi? Bakın. K L M yüksekliğim 8 değil mi? LM'nin uzunluğu 14 santim. Ve arkadaşlar ne yapmış? Şuradan bir N ve O dik üçgeni çizilmiş. Şurası 8 santim. Şurası 6 santim. Ve benden boyalı bölgenin alanını istiyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? O halde diyeceğiz ki boyalı bölgenin alanını bulmak için alan LKM'den neyi çıkarmalıyız? Alan LNO'yu çıkarmalıyız. O halde hemen bulmak istiyorum. Diyorum ki KLM'nin alanı
8 çarpı 14 bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2. 14 çarpı 8 bölü 2 eksi. Peki bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Dik üçgen olduğuna göre dik üçgenin alanı neye eşittir? Dik kenarların çarpımının yarısına. Yani 8 çarpı 6 bölü 2. 8 çarpı 6 bölü 2. Peki arkadaşlar şurada sadeleştirme yapar mısınız? 14 ile 2'yi sadeleştirdiniz. 7 değil mi? 7 kere 8 56 eksi. 2 ile arkadaşlar 6'yı sadeleştirdiniz. 3. 8 kere 3 24. 56'dan 24'ü çıkartırsanız kaç kalır arkadaşlar? 32 kalır. Yani cevabımız D şıkkı olmalı. Arkadaşlar sizinle bu konunun da sonuna geldik. Hepinizi arkadaşlar çok sevdiğimi ve çok iyi ders çalışmanız gerektiğini unutmayın. Sizleri arkadaşlar bol bol kitap okumanız konusunda tekrardan uyarıyorum. Çünkü iyi bir matematikçi, iyi bir aynı zamanda kitap okuyucudur değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri.